ahireti İslami kimlik ile kazanabiliriz. Yüce Allah, en üstün din olarak İslam dinini göndermiştir. Allah kitabında uyanık olmamızı, biz Müslümanlardan istemiştir. İbadetlerde ve adetlerde frenk mukallitliğinden şiddetle kaçınmamızı bizlere emretmiştir. İslamiyet ile bağlılığı gevşeyen ve milli mefahirini inkar eden milletler ise, bugün bütün İslam ülkelerinde, başta efendilerine kölelik yapmak üzere seçtirilen liderleri olmakla. İslam'ın ilk kıblesi Filistin'de Gazze'de yaşananlara dilsiz şeytan olanlar taklitçi topluluğun uydusu ve kuklası haline gelmişlerdir. Bu durum gerçek kitabi İslamiyet ile bağdaşmaz. Yüce dinimiz İslam, kifirlere, münafıklara, batıl dinlere ve diğer ideoloji mensuplarına benzemeyi kesin bir şekilde yasaklamış ve haram kılmıştır. Çünkü onlar gibi giyinmek, onlar gibi davranmak, onlar gibi yaşamak, sonunda yapılan bu hareketler kalplere nüfuz eder, beyin kodlarına yerleşir. Zamanla hayat tarzıyla kifirlere benzemeye başlar. Bu konuda icma vardır. Peygamber sav efendimiz bir hadisi şeriflerinde kim bir kavme benzemeye özenirse, o da onlardandır buyurmuşlardır. İslami kimlik kazanabilmek Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ve Hazreti Peygamber (sav) efendimizin hayatı boyunca üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi de Müslümanların fert ve toplum olarak belli bir kimlik, İslam kimliği kazanmaları, kendi inanç ve şahsiyetlerini korumaları ve kendilerine güven duymaları olmuştur. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara ısrarla birlik ve bütünlük içinde olmalarını, kafir ve münafıkları dost ve arkadaş edinmemelerini emretmektedir. Bu hususta yüce Allah şöyle buyuruyor: İman iman edenler! Müminleri bırakıp da kifirleri dost edinmeyin. Bunu yaparak Allah'a, aleyhinize apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Nisa 144 Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Bakara 120 kifirlerin bayramlarını, onların kutsal saydığı günleri, Noel ve yılbaşı gecesi kutlamak, onların adetlerine uymak, onlara benzemek beyin kodlarımızda teslimiyet duygusu oluşturmaktadır. Bir gün gelecek insanlar inandığı gibi değil bugün de olduğu gibi yaşadıkları gibi inanmaya başlayacaklardır. Bediüzzaman Said Nursi Mesnevici Nuriye adlı eserinde Avrupa fünunu ve medeniyetini anlatırken, Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Birisi, İsevi'nin dinci hakikoden ve İslamiyet'ten aldığı feyizde hayatı içtimaiyeki beşeriyeye nifi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki, felsefevi tabiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyatını mehasin zannederek beşeri sefaete ve dallete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. İl-E ikinci Avrupa sen sağ elinle sakun ve dalletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup devre edersin ki, beşerin saadeti bu ikisiyledir. Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin. İyi küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbahtru acaba hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetse de olmuş ve azaba düşmüş bir adamın, cismiyle zihiri bir surette, aldatıcı bir zinet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi? Y. Görmüyor musun? Caba, zil, yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? İşte sen bir çare beşeriyi böyle baştan çıkardın. Yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Yeni bir yıla abdesti ve imanlı olarak girmeye gayret edelim. Maddi süf güzel olan bütün hassasiyetlerimiz ve ahlakımız gayrimüslimler tarafından çalınıp taklit edilirken onların bütün ahlaksızlıkları da tahkiki iman yoksunu, delalet içindeki taklidi iman sahibi özde değil sözde Müslümanlarca sefih bir şekilde tüm dünyada ve Türkiye'de, bu yıl başında da yaşamaya mecbur bırakıldığımız gibi devlet ve belediyelerin desteğiyle maalesef ve halen tabiat, doğa, çam ağaçları kesilerek, flora ve funna atılan havai fişeklerin zehirleriyle katledilirken, dünyanın her dünyanın her yerinde masum insanlar katledilirken, dilsiz şeytanların sessizliği, bu duyarlı bütün. Kuruluşların gözü önünde bu yılda mateessüf yaşatılmıştır. Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet. Türkiye Gençlik Vakfı'nın, TÜKVA, öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 sıtkının katılımıyla düzenlenen Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen katılımcılar kortejde yürüyüşe başladı ve 308 sivil toplum kuruluşu yüz binlerce vatandaş Galata Köprüsü'nde buluştu. Bütün dünyanın gözleri önünde yapılan soykırımı lanetledi. Bizim umudumuz ve ümidimiz Allah'ın yardımı ehliyetli liyakatlı kadrolarla, Türkiye'nin savunma sanayindeki öncü gücüyle mazlum coğrafyaları da inşallah başta Türkiye olmakla en kısa zamanda bütün dünya ülkelerinin hürriyetine kavuşturmaktır. Rabbim sen küresel şeytanı. Ve onun kölesi içimizdeki bu kripto kafirler, münafıklar, fasıklar ve gafiller sebebiyle. Tahkiki iman sahipleri yanında, bizleri de helak eyleme. İmin WhatsApp bilgi ve ihbar hattı 0532 00 96.